Gerçek gündemden herkese merhabalar. Onur Yasarcan'ın ölümünden 12 yıl sonra 4'ü polis olmak üzere 5 kişi hakkında açılan davanın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. 4 polis hakkında kamu görevlilerinin resmi belgelerini yok etmesi ve değiştirmesi suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. Peki Onur Yasarcan'ın davası neydi? Sizler için hemen hatırlatalım, hatırlamaya çalışalım. Onur Yasarcan, ODTÜ mimarlık öğrencisiydi. Beyoğlu'nda narkotik polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Onur Yasarcan, 3 kere daha ifadesi alınmak üzere karakola çağrıldı. İfadesi işkence altında 2 kez alınmış olmasına rağmen polisler 3. kez Onur Yasarcan'ı tekrardan emniyete çağırdı. 23 Haziran 2010 tarihinde evinin balkonundan kendini atarak intihar etti Onur Yasarcan. Can arkadaşlarının ısrarıyla o gece karakolda neler yaşandığını sırasıyla bir nota yazmıştı. Notta şöyle yazıyordu. Gözaltında çırılçıplak soyuldum. Duvara yaslanmamı söylediler. Bir süre çömeltilerek bekletildim. Bu süreçte ağlayan, polislere yalvaran bir kişinin sesi dinletildi. Tokatlandım. Sözlü olarak aşağılandım. Polislerden biri beni telefonla emniyete çağırdı ve önceki ifadelerimden farklı bir ifade imzalattılar. Muhbirlik yapmamı söylediler. Notta aynen böyle yazıyordu. Oğullarının yaşamını yitirmesinin ardından adalet mücadelesi başlattı Can ailesi. Fakat uzun bir süre hiçbir sonuç alınamadı. İşkence iddialarına takipsizlik verildi. Onur Yasercan'ı gözaltına alan iki polis önce 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne Hatice Can, oğlunun acısına daha fazla dayanamayarak 2 Mart 2014'te pencereden atlayarak intihar etti. Baba Mevlüt Can da 8 Ekim 2019'da ana atar damarının yırtılmasına bağlı iç kanama sonucunda 62 yaşında hayatını kaybetti. Aileden geriye en küçük kardeş Ezgi Can kaldı. Ezgi Can, kardeşinin mücadelesini, davasını takip etmeye devam ediyor. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada Onur Yasercan'ın emniyetteki görüntülerine ve orada yapılan işlemlere ilişkin bir kayıt ele geçirilemedi. Bu bilgilerin ve görüntülerin Zafer Kökdemir tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Bugün görülen davadaysa Zafer Kökdemir beraat etti.